günlerden rezillik, kepazelik ve varoşluk. Her gün olduğu gibi bugün de arsızca, terbiyesizce, rezilce bütün küstahlıklardan bahsedip kendimizi rezil edeceğiz. Evet, dün canlı yayın esnasında nasıl numaramı yanlışlıkla bütün Türkiye'de 85 milyonun telefon rehberine kaydettiğimi, kendimi rezil edercesine telefonunda uçak modunu açarak himaye altına almaya çalıştığım namusumu, kaybedişimi şimdi göreceğiz. Şimdi! Bu arada girişten fark etmişsinizdir, artık bir mikserim var, hem de en kalitelisi. Şuradan da markasını okuyalım. Viva Mix. Yani Viva Mix sarıştır. Viva! Bunu annemden çorladım. 92 senesinde bunu almıştı galiba çay seti olarak. Dedi ki artık bu çalışırken duman çıkarıyor, bu yüzden sana veriyor. Ortalığı karıştırmada yetersiz kaldığım anlarda anamın mikseriyle sizlerle. Bakalım bu seviye 1. Kız seviye 1 çalışmıyor mu anne? Seviye 1 niye çalışmıyor? Bakalım seviye 2. Ve bugün yapacağımız tarifin ismi köstebek. Bu tarifin amacının ne olduğunu bilmiyorum. Gittim markete, böyle baktım kutularda hazır tariflerden bir tanesini gözüme kestim. Dedim ki seni alıyorum. Burada köstebek yazdığı için eski sevgilim aklıma geldi. O da böyle çirkin meymenesi, suratsız pis bir şeye benziyordu. Burada da köstebeği bırakayım. Şimdi ben bu rezilliğimi anlatmadan önce bir tarifin ne olduğunu öğrenelim. Bu arada bugün tarifimize bir kişi eşlik edecek. Hemen onu da buraya davet ediyorum. İşte burada. Dırın 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 dırın. Rahime! Kod adı Raho. Biliyorsunuz ki Rahime ile uzun süredir bir ilişki içerisindeyiz. Rahime'yi nereye koyayım? Rahime'nin görünebileceği bir yer olursa... Kız Rahime görünüyor mu Rahime? Okey kız. Aaa! Rahime! Rahime ne oldu, suratın kararmış zinadan? Neyse, hemen malzemeleri sayıyor çünkü ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bunun içerisinde un karışımı var her zamanki gibi. Köstebek çikolata parçacıkları. Köstebeğin deliği gibi kokuyor. Burada da krema olduğu yazıyor. Ay ne oldu, benim bir akciğerimle bademciğim birbirine girdi. Aşkım şu kamerayı bir dikleştireyim çünkü benim boyum birazcık uzun olduğu için aşağı doğru yapınca göbek deliğim görünüyor. Ay şöyle güzel bir şarkı şöleni yapayım size, böyle birazcık ruhumuza dokunsun. Birazcık gerçek sesin bu sahte şarkıcılar arasında nasıl olduğunu bir görelim. Gerçek bir yetenek görün. İçim yanar, içim kanar da İsyan, geriye bir avuç yalan. Ay şimdi yorumlara gelip diyecekler ki kız bunun ışığına ne oldu? Ay Ezer gerçekten sesi çok güzelmiş. Ay Ezer şöyle mi böyle mi? Kız biliyorum. Bende bir gırtlak var. Bülent Ersoy gırtlağı gibi öyle geliyor, öyle şey. Orada çıkıyor ses. Şimdi bunu karıştırma kasesi olarak kullanacağım. Nasıl bir kaseyse bu da artık. Siz bana yırtık poşet mi koydunuz? Şimdi ben Doktor Utger'i arayıp Sağlık Bakanlığı'na şikayet etmiyor muyum? Doktor ya. Dünkü rezilliğimden bahsetmek istiyorum çünkü bugünün konusu dünkü rezilliğim. Şimdi biliyorsunuz ki ben TikTok'ta yayın açmıyorum. TikTok'ta yayın açmıyor olmamın sebebi yok. Yani TikTok videosu çekiyorum, YouTube videosu çekiyorum, Instagram'a reels çekiyorum falan. Bunlar yorucu olduğu için Instagram'a TikTok yayınlarına vaktim kalmıyor. Artık TikTok canlı yayınlarına falan başlayayım dedim. TikTok'ta canlı yayın yapmaya falan başlayayım dedim. Ay önce bir saniye, şu fırını yine 160 dereceye ayarlayın diyor. Benim sinirlerim geriliyor yine. Önce bakayım fırının içi boş mu? Ama şunu biraz ortaya mı alsak daha iyi olur acaba? Ne yapalım bunu? Dur bakayım. Kız siz niye üst üste bindiniz ya? Ay bismillahirrahmanirrahim diye. Kız yüzümü görüyor. Bunu şimdi nasıl halledeceğim? Şöyle ortaya alacaktım. Yırttı bu da kendini. Ruhi mücerveye karıştı. Kız bu yine aynı yere geldi. Ay bu arada geçen videomda fondöten sürdüğüm belli olmuştu. İnşallah burada çok belli olmuyordur. 160 dereceye önceden ısıtın diyor. 160 dereceye. Kız yumurta var mı evde? Kız burada varmış, tamam. Sinir etmeyin beni. Çikolatamsı bir şeyler. İçerisine un karışımı. 2 adet yumurta.
1 üzerine drink 2 ekliyor Jerry. Başkalar bir şey diyeceğim. Bunun içine 100 gram yumuşak margarin eklemek gerekiyormuş ama margarin sağlığa zararlı. Tereyağı eklesem nasıl olur? Yani bence güzel olur ama 100 gram tereyağı da sanki birazcık pahalı gibi geldi ama 100 gram tereyağını ben nasıl anlayacağım ki, çok saçma. Sinirlerim bozuldu şu an. Kız cevap verin, 100 gram tereyağını ben margarinini falan bilmem neyi nasıl anlayacağım 100 gram olduğunu. Ay kız ciğerim kurumuş he. Bismillahirrahmanirrahim. 100 gram tereyağı nasıl ölçülür? Bir yemek kaşığı tereyağı 125 gram ediyormuş. Ama yumuşak diyor. Nasıl yumuşatacağız ki? Yumuşağı mı makbul? Kız bir şey diyeceğim. Böyle bir kaşık değil mi? Şöyle bir kaşık ediyor. İnşallah bu 100 gramdır. Çünkü sanki biraz fazla gibi. Sanki birazcık fazla gibi duruyor ama olsun. Bunu nasıl ısıtacağız acaba? Kız ben fırını ısıtmaya başlamıştım. İçine koyayım azıcık erisin o. Kız sıcaktan rahmim daraldı. Ah! Ay bacım şunu kafama koyayım da azıcık böyle birazcık sıcak bastığı zaman estiririm kendimi. Annem yapıyordu böyle. Senin ben motoruna taktığın egzoz borusunun içine terbiyesiz şerefsiz kaşık da sıcak mı? Neyse ben dedim ki TikTok'tan yayın açayım, konuya geri dönmem lazım. 2 gündür yayın yapıyorum. Dün de yayında evde kahvaltı yapmak istemedim. Dedim ki dışarıda bir kahve içerim, bir de yanında böyle açma poğaça bir şeyler yerim. O şekilde kahvaltımı yaparım. Ben bunları yerken yayında sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz işte. İnsanların profillerini, burçlarını falan yorumluyorum. Bir sürü muhabbet, tamam mı? Ben Fatma ne yaptı, keyfin yerinde bacım? Hele bana 2 tane yumurta getir, bir tane çay çek. Ay bu un karışımın içerisine 7-8 kaşık süt eklemek gerekiyormuş. Onu bir ekleyeyim de benim kafam karışıyor sonra çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ondan sonra baktım yayın çok güzel gidiyor. Herkes gülüyor, eğleniyor, beni izliyor falan. Aşkolar dedim, market alışverişine gidiyorum Migros'a. Markette de hani birlikte olalım. İşte ben deterjan aldım, yağ aldım, işte tavuk aldım, şunu aldım, bunu aldım. Bunu yaparken de herkesle birlikte yapıyoruz. Birazcık internetim kötü. Dedim ki sakın yayından çıkmayın. Kasaya gittiğimde de beni izleyin, bakalım ne kadar tutacak dedim. Yani kendi kuyumu kazmışım. Kasaya geldim işte. Kasaya geldiğimde zaten beni tanıyordu Migros'takiler. Hani tanıdıkları için beni işte Ezel Bey hoş geldiniz bilmem ne. Dedi ki Migros kartınız var mı? Migros kartınız var mı deyince de senin numara söyleme. Telefon numarası söyleme. Ambulansın sesi geliyor, bana getirme onu, bana gene fenalık geçiriyorum şu anda. Tansiyonum vallahi 2-3, aortum sıkışıyor. Dedi ki Ezher Bey Migros kartınız var mı? Ben de dedim ki o Ezher Bey'im ben. Ben o Ezher'in. O Ezher yok mu o Ezher? Migros kartınız var mı? Dedi ben başladım numarayı söyleme 05'i. Ay numarayı söyleyeceğim ama asla fark etmiyorum numarayı söylediğimi. Kız da söylemiyor, yayındasın niye numarayı söylüyorsun falan. O da herhalde fark etmedi. Numarayı söyledim, ay malzemeleri kıza verirken dedim ki ben ne yaptım? Nasıl numarayı veririm? Sonra hemen yayını kapattım. Zannediyorum ki hani yayını kapatınca biraz erken kapanıyor sizin izlediğinizde. Benim yayını kapattığımı görmüyorsunuz aslında. Yayını kapattım, dedim inşallah görmemişlerdi. Telefonu cebime attım, başladı çalmaya. Gizli numaralar, işte bilmem kimler arıyor WhatsApp'tan, mesaj atıyor, SMS yolluyor, işte arıyor, bilmem ne yapıyor, telefon uçak moduna aldım. Ay dedim beni alın buradan. Beni buradan alın çünkü benim başım belaya girdi. Başım belaya girdi. Şu mikşonunu bir karıştırayım da bir sinirim öfkem geçsin. Hello, it's me. I was running out of Philippines. Kız bu tereyağını yumuşatmıştım, hala daş gibi kız. Abla iyi misin abla? Ablanın motoru bozuldu. Kız ne oldu? Tamam tamam çalıştırmayacağım seni. Annem zaten söylemişti garip sesler çıkarıyor diye. Kız madem bu ses çıkarıyor niye bana veriyorsun bunu? Rahime gel yardım et Rahime. Şöyle değil de şöyle yamuk taksak, yönünü değiştirsek de. Abla bu yine aynı, daha kötü oldu. Hadi terbiyesiz. Çalış bakayım. Kız ucunda şey kaldı, onu nasıl attıracağız? Heh attır bacım. Tamam hadi sakin ol, fışkırttın her yere fışkırttın. Kız bu arada ben 2 gün önce yemilik dişimi çektirdim biliyor musunuz? Okey devam ediyoruz. Krema karışımı için çırpma kabına buzdolabında soğutulmuş sütü boşaltıp üzerine krema karışımını... Bacım bunun içerisine krema yapacağız. Geçen ay haşladığım brokolinin parçaları kalmış içinde, bir şey olmaz tat verir.
Ay kız bu ne kokuyor? Ay manda osuru kokuyor sanki. Kremamsı bir osuruk. İçine ekledikten sonra 3 buçuk süperdeyi. Kız duman mı çıkıyor? Krema havalandı. Krema gökyüzüne doğru gidiyor. Böyle 1, 2, 3. Kaç diyor? 3 buçuk su vardı. Bak bu da 3 buçuk değil mi? Buçuk. Onu da ekliyoruz. Kız nasıl bir krema oldu bu? Krema olmadı, çorba. Ekledikten sonra ne yapıyoruz? Bakın anlat Doktor Otker. O zaman sosu müsü boşa üzerine krema karışımı ilave edip mikserin çırpıcı uçları en yüksek devirde. Kız en yüksek devir diyor. Hazır mısın aşkım? Kız sanki bu hazır değil en yüksek devire. Dur bunun uçlarını temizleyeyim bir. Şeyin içinde su olsa da onun içinde köpürtsek. Aşkım şunun içine koyuyorum tamam mı? İçerisine sıcak su ekleyeyim kirini pasını atsın hemen. Bu arada biz iki gündür ablanla şeye giriyoruz. Kara şey diyor ya, ruh hastası bir tane çocuk var şey diyor ya. Shakira Erestu. Shakira Shakira yapıyor ya, o da yapıyor. Lale 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 lale. Aşkım hazır mısın? Bak gerçekten sinirlendiriyorsun beni. Ruhi mücadeleyi seni karıştırırım ona göre. Bacım ekledik. Ama fışkırtmasın bu kremayı. Ne oluyor ki? Bismillahirrahmanirrahim. Aşkım ama bütün krema boşa gitti ya. Uçtu etrafta hepsi. Ay boğazıma karşı Allah belanı vermesin. Karış hadi rezil ettin beni el alemi. Rezil ettin beni yüz binlerce insana şurada. Ay ne oluyor kız? Ay. Ah. Aşkım. Krema ettin Allah belanı vermesin senin. Senin Allah belanı vermesin. Etrafın içine ettin bembeyaz oldu her yer. Bacım bu Allah'ın belası. Kremayı çırptım şimdi böyle oldu kabardı yani her yerde fışkırttık. Her yer bembeyaz oldu. Sana dedim şundan elimi. Ay rezil etti beni. Neyse kremamız hazır. Şimdi kek kalıbı içerisine bu şeyi eklememiz gerekiyor. Bu cismi, bu kek şeyini eklememiz gerekiyor. Ama bir sıkıntı var. Benim kek kalıbım bunun şekline göre değil. O yüzden borcam içerisine yapacağız. Bu kekin düz olması gerekiyor. Ama benim kek kalıbım biliyorsunuz ortadan delikli. Öyle kız bu arada borcam bordan mı yapılıyor? Ne diyorsunuz? Okay. Şimdi bacım gelin birlikte izleyanızı. Tamam canısı. Yaklaşın şöyle. Şimdi bunun içerisine şöyle eğerek konuşayım. Kız rahime de göre. Rahime! Kız! Kremayı yeme her gizlice seni gebertirim ben. Suratın zaten simsiyah olmuş. Pislikten, günahkarlıktan simsiyah oldun. Şereflis. Kız bu kaşık. Bu kaşık birazcık rezil görünüyor. Hemen değiştiriyorum. Çanakkale içinde vurdular beni. Ortaokuldayken hep söylerdim. Hala gırtlağım alışık. Şimdi bu bacayı buraya... Aaa yağlamamız gerekiyordu şeyi. Bu şeye... Borunu. Aşkım geçen çok problem yaşadık bununla ilgili. Terliğimin içine tereyağı düştü. Ayağım yağlandı. Parlatır. İçerisine bol bol sürüyoruz. Tereyağı ile gusül aldırıyoruz yani. Her yere değiyor. Şöyle dibine iyice aşkım. Dip önemli. Dip şart. Dibine. Ay ben de veriyorum subliminali. Sonra ülkenin... Niye? Neyse. Şimdi bu aşkoyu döküyoruz içerisine. Ben en son ne diyordum? Ben bu numara şeyi olunca herkes beni aramaya falan başladı. Ondan sonra ben hemen telefonumu uçak moduna alıp elimdeki poşetleri bir market arabasında koyup kasadan geçtikten sonra hemen ablamı aradım. Dedim böyle böyle bir durum var ne yapacağız? Sanki cevabı belli değilmiş gibi numaranı değiştireceksin gerizekalı. Onun telefon numarasıyla önce bir kendimi güvence altına aldım. Telefonum bu sırada uçak modunda asla telefonumu açmıyorum. WhatsApp'a bile girmiyorum. Hemen eve gittim telefon numaramı değiştirdim. Bu sırada bana Instagram'dan gelen full aynı mesaj. İşte abi yayına numaranı vermişsin doğru mu? İşte abi bize niye vermedin? Abi niye şöyle? Canım kime istiyorsam ona veririm. Ay birine verdik diye hepinize mi vereceğim? Videomun altında yorumlarda herkes diyor numarasını verdi, şunu yaptı, bunu yaptı. Kim mesaj attı kız? Canım hafta sonu çalışmıyoruz, yarın haberleşiriz. Aşkolar bunu böyle hallettim. Bunu şimdi fırının içerisine vermemiz lazım. Fırınımız da 170 derecede gavur gibi sıcacık. Şimdi bunu açıyorum. Buradan kekimizi alanzi, atanzi. Bayo. Neyse bu da böyle bir faciaydı. Bu arada ben bu olay yaşandığı gün yani dün YouTube videosu çekecektim. 20'lik dişimi yeni çektirdiğim için biraz ağrım falan vardı. O yüzden çekemedim. Aynı zamanda bu da üzerine tuzu biberi oldu. Rezil bir gün, rezil bir hayat yaşadık. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi burada diyor ki kekin pişme süresi 25-35 dakika. Ben bu yüzden ikisinin ortası direkt böyle bir 30 dakika ayarlayayım. 30 dakikada baktım kürdan falan batırırım. Pişmezse kontrol ederiz. Bacım şimdi kekin fırında pişiyorken en son bu kalan çikolata parçalarında
kremanın içerisine eklemek gerekiyormuş. Ben hani kremayı kekin üzerine serdikten sonra en son bunun üzerine dökerim diye düşünmüştüm ama evde damla çikolata var, hani tekrardan belki üzerine damla çikolata dökerim gibi bir şey oldu, vazgeçtim. Şunu karıştırıyoruz. Şimdi ben direkt şu çikolata parçalarını ekleyeyim içine. Yavaşça karışın, şey yapın diyor ama çatalla karıştırayım. Bu nasıl bir çikolata böyle? Gri renkli çikolata mı olur? Bu niye bu kadar az bir çikolata koyuyorsunuz? Yok mu bir şey yani? Bu nedir? Azıcık bir şey. Dişimin kovuğuna yetmez. Çektirdiğim 20'lik dişi anca doldurur bunu. Evet bacım, kekimizin pişmesine son 3, 2, 1 ve 0. Şimdi fırından kekimizi çıkarıyoruz aşk olan. Keki çıkardıktan sonra soğuyunca bu kremayı ekleyebiliriz. Çünkü kremayı herhalde kek sıcakken ekleyince kekte böyle bir şeyler oluyormuş. Şimdi önce fırınımızı açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kız, kekim olay olmuş. Bismillahirrahmanirrahim kız. Hemen bir kürdan yardımıyla kontrol ediyoruz. Vallahi pişmiş. Yemin ediyorum size, inanıl olmuş. Bence şöyle kürdanla birazcık delik açayım. Hem üzerine kremayı döktüğüm zaman içine girsin krema iyice. Hani öyle düşünüyorum. Soğuduktan sonra kremayı dökmek için tekrar görüşeceğiz bacım. Evet aşkım, an itibariyle kekimiz soğudu. Şu anda böyle hani alabiliyorum ve ılık hafif böyle. Bunun şimdi üzerine kremayı ekleyeceğiz. Krema da soğuduğunu bir göstereyim. Bence gayet güzel. Kıvamı da böyle hani normal şey işte. Öf, siz de detay sormayın bacım. Bildiğin krema işte. Ekleyeceğiz üstüne, bitecek gidecek yani. Bu tantana neydi? Ne uğraştık bu kadar? Kremalı kek işte. Ama nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Döküyorum üzerine kremayı. Kız inşallah. Kız bu kremayı emecek mi bu kek, ama nasıl bir şey olacak böyle? Ana, dur bir kaşıkla bunu yayayım üstüne. Bunu emecek mi emmeyecek mi? Sorsak mı birine? Hadi baksana, bu ne oldu kız? Böyle gidiyor mu içine? Sanki gidiyor böyle. Bak, İçine mi gitmesi gerekiyordu? Yani sanki öyle olması lazım. Ama şimdi çok yoğun. Bu nasıl içine gitsin ki? Süt değil ki bu. Ama kekin şeyine doğru gitmiş. İçine gitmiyorsa niye bu kadar çok krema koyuyorlar? Ay ne bileyim, sen de geçen de treliçe yaptı, yine doldurdun, zar zor emdi. Ama doktor Ötker veriyor, ben nasıl emdireyim? Bu arada Ali Bey, bizlerle tekrar nasılsınız Ali Bey Dream? Yani böyle hem... Ağzına girdi. Ali Bey nasılsınız? Evet, bir anda oldu böyle, geldim girdim videoya. Gerçekten de özlemişim. Kız ne zamandır konuşmuyorum sizinle? Sizinle dediğim kamera. Kamera işte yani, size gidiyor. Vallahi iyiyim, bu aralar spora başladım. Böyle kasmas yapıyorum. Güzel gidiyor yani. Geldim, yemeğim hazır, tatlım hazır olsun inşallah. Evet. Bekliyorum. Ali yazı hazırlanıyor. Kaslı bir vücutla. Kızların hayali. Kızların hayali o kaslı erkek. Tatlıyı yerken de bir tadım testine geliriz herhalde. Bir zahmet. Hadi. Sus. Yine iş başındayım. Ay sen de kamerayı açtın. Dur bir şey süreyim yüzüme bari, bir şey yapayım. Ne süreceksin yüzüne? Şimdi konuşacağım. Tatlı bitmiş, tatlıyı göstereceğim. Ne kaldı yüzünde? Yüzümde ne kaldı? Yüzüne süreceğim. Pop mu süreceksin yüzüne? Ne bileyim, sen de böyle bir hazır bir şey yok. Vay, yemekler de hazır, tatlılar da hazır. Bugün bir enerji gelmiş. Aşkolar bugün adeta bir Refika bir gül. Yemin ediyorum. Allah'ım her gün vlog çeksin bu çocuk. Amin. Bugün bir Refika Birgül edasıyla tatlıyı bitirdikten sonra şöyle bir göstereyim. Kız düşmesin. Böyle bir göstereyim Allah'ım. Bu yandan. Nereden geldi böyle bir şey? Nasıl olabilir bu? İnanıl. Üzerine ben çikolata sosu kukuya şey yaptım. Gel. Gelin bir yemeğimi göstereyim. Aşkolar, bir makarna yapmışım ki ölüm. Hemen ölüm. Şöyle yapalım, gösterelim. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bunu yiyorsun, 3 gün oturamıyorsun yerine. Öyle bir makarna. Yerinden oynatır. Yani bunu koy, otur, kısmetse olur izle. Sonra bir tatlını ye, yanına bir çay. Daha ne olsun? Bitti. Bitti. Bu gece ölürsen cennetlisin abi. Hemen bir tadım testi. Getir kaşıkları. Ayı acıysa tamam. Bu. Ne yapalım yani? Görünüyor olabilir güzel. Kız niye acısı? Yalan konuşma, tadına bak. Şimdi önce Ali'nin ağzına veriyorum. Sonra kendi ağzına veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kenarda alıyorum. Aldın mı her Ay, şeyi? Ay olay görünüyor. Evet, yemin ediyorum. Gerçek tepkini dürüst söyle. Tamam. Gerçek dürüst o. Ay. Çok da evet. Dürüst o.
Yemin et. Önce bırak yeni düşüreceğim tatlımı. Önce yemin tadı. Ediyorum. O kadar güzel ki. Bunu nasıl tarif edeyim bu tadı? Yemin yani et. Öncelikle bir çikolata tadı giriyor yoğun. Sonra böyle bir muz tadı. Muz yok içinde tadı. Ama. Alıyorum yemin ediyorum. Çünkü un şeyinde un şey kremasında muz varmış içinde. Olabilir. Tadı o kadar güzel ki. Yemin yani et. İnanılmaz yapmışsın. Yemin 10 üzerinden 10 diliyorum. Dur şunu bir yıkayayım sonra. Yemin ediyorum bir tadına bak bayılacaksın zaten şimdi. Yemin et lan bu kadar güzel olduğunu. Yemin ediyorum. Doğru söylüyorum. Vallahi. Burada insanları oynuyorsan. Hayır. Ben şimdi bakacağım eğer kötüyse seni burada dövmedim. Ama ben ya yapmışım. Ama. Diyeceksin ama ki. Ah! Ay evet öyle diyeceğim. Ah! Bana ne dedim ben? Ah! Hayır! Ah! Bu nasıl bir şey? Ama yani gerçekten. Yemin ediyorum. Nasıl bir tat bu? Çakralarım açıldı. Ne bu? Kalp gözüm nasıl açıldı. Nasıl bir tatlı bu? Ben bunu satsaydım 250'ye satardım tabii. Bu da neden yapayım? Para peki. Yemin ediyorum. Hayır heyecanlıyım kapat şunu artık yiyeyim. Ayrıdayım. Kendinize dikkat edin bacılarım. Sizi seviyorum. İnşallah yakın bir zamanda artık aktif ol da şey gelse vloglar. Kız ben aktif olmaya alışık değilim. Alışacaksın. Artık aktifim. Herkes dikkat edin. Her hafta bir vlog dikkat edin. Evet. Sizi seviyorum, öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Size. Bu tatlı yaparsanız da fotoğrafını atın. Ay herhalde hemen Instagram'a girin, atın onu. Hemen atın. Evet, tarifler evet. Geliyor artık. Ama benim yaptığım tatlıdan daha güzel değildir. Ha bilginiz olsun kız. Şimdi ben bunu dövmedim.